Son dönemlerde gençlerimizi ve çocuklarımızı gitgide içine çeken bir bataktan bahsetmek istiyorum bugün sizlere. K-pop. Hani şu geçen hafta yaşları 8-10 arasında olan 3 kızımızın hayranlık beslediği ve Beylikdüzü'nden Kore'ye gidip görmek istedikleri idoller. BTS'in popülerlik hususunda başını çektiği K-pop gruplarının en önemli özellikleri ise şunlar. Saçları ve kıyafetleri cinsiyetsiz, biyolojik olarak erkek olmalarına rağmen kadınlar gibi makyaj yapmaları, yaptıkları danslarda cinsiyetsizlik vurguları var. Giydikleri kıyafetler ve renklere bakılırsa 10 ila 20 yaş grubu çocuk ve gençlerimizi etkilemeye çalışmaları. Ailelerinden kopuk odasına çekilen anne babasından ilgi görmeyen ve yalnız hisseden çocuklara şarkılarında "Sen değerlisin, mükemmelsin, bütün dünya üstüme gelse de dimdik durmalısın" şeklinde okşayıcı mesajlar vererek kendilerine çekmeleri. Hayranlarından kendilerine sadakatle itaat etmelerini talep etmeleri. Ve en önemlisi ise teker teker intihar ediyor olmaları. Ailelerine niçin intihar ettikleri sorulduğunda aileleri sadece "lütfen böyle şeyleri sormayın, bu aile içi bir mesele" diyorlar. Gençlerimizin ve çocuklarımızın hayranlıktan da öte bir aidiyet ile takip ettikleri sosyal medya trendlerinde sürekli önlerine çıkan bu gruplar, medya ajansları tarafından tam bir köle gibi ağır şartlarda çalıştırılıyorlar. Kıyafetlerine, saçlarına, hangi yemeği, ne kadar yiyeceklerine kendileri değil, sahipleri karar veriyor. Yani yaşadıkları hayat kendilerinin değil ve tam manasıyla bir kurgu. Starting at such a young age and, you know, being thrown into the industry, you know, you're told what to do, what to say, what to think, what to look like. I remember that I was too dark, like my skin was too tan and I had to brighten my skin. I lost a lot of weight. I developed a lot of really bad eating disorders. İntihar meselesine gelince, kim bilir, belki de gerçekten tam bir kölelik ve bunalım yaşayan insanların çaresizliğidir bu intiharlar. Ya da aileleri tarafından kabul edilmeyen eşcinsel K-popçuların aileleri tarafından baskıya maruz bırakılıp intihar ettikleri şeklinde bir algı oluşturmak içindir. Böylece çok sevilen cinsiyetsiz K-popçuların bu trajedisi üzerinden eşcinsel ve cinsiyetsizlerin de normal kimseler gibi tanımlanmasını isteyen çocuklar görebiliriz yakında. Her zaman söylediğimiz gibi yine söylüyoruz. Çocuklarınıza sahip çıkın ve onlarla vakit geçirin. Suçu devlette, internette, şurada burada aramayın. Çocuklarımızla ilgilenmediğimiz için suç bizde. Sizin yetiştirmek için ilgilenmediğiniz çocukları cinsiyetsiz K-popçular yetiştirebilir.